Hazır mısın? Maç değerlendirmesi alalım abi. Evet arkadaşlar, yaklaşık 2 haftadır 17 futbolcumuz koronavirüs tedavisi görüyordu. 3 gün önce karantina süresi bitti. Karantina süresinden sonra çok şükür ki futbolcularımızın ikisi hariç, onlar da negatif çıktı ama onların karantina süresi bitmediği için bugün oynama imkanları olmadı. Tabii 2 maç eksiğimiz var, antrenman eksiğimiz var. Koronadan dolayı özellikle futbolcularımızın takım halinde çalışmaması, karantinadan dolayı da bireysel olarak bile çalışamaması bizi etkiledi. Ama biz her zaman için şunu söyledik. Atakaş Hatayspor kendine layık bir şekilde çıkıp oynayacaktır. Zor şartlarda oynayacaktır. Bizim hiç yaklaşık 5 yıldır kolay hiçbir şeyimiz olmadı. İkinci ligden birinci lige, birinci ligden süper lige bütün zorluklarla geldik. Bu zorluklarımız farkındayız. Biz emeğimizin teriyle, alnımızın teriyle buralara geldik. Bugün de herkes izledi. Çok güzel bir maç oldu. Aslında 4-1 olacak bir maçtı. Ama maalesef iki tanesi direkten döndü. Birisi offside olarak geçersiz sayıldı. Genelde takımımız iyiydi. Eksiklerimiz vardı. Bu eksiklerimizi tamamlayarak inşallah Atakaş Hatayspor önümüzdeki maçlara bakacaktır. Kaptan, kısaca bir maç değerlendirmesi alalım. Evet, iki takımı da tebrik etmek lazım. İyi mücadele oldu. Sivasspor tabi Avrupa Kupası maçları da var. Yorgun geldiler bize. Bunun bilincindeydik. Tempoyu arttırmaya çalıştık. Özellikle son 15-20 dakikalık pozisyonda çok iyi pozisyonlara girdik. Değerlendiremedik. 10 kişi kaldıktan sonra tabi biraz da hani en azından kaybetmemeyi de düşündük. Bizim için kötü olmayan bir puan aldık bugün. Çünkü çok uzun bir ara verdik. Evet. Bir aydır maç oynamıyor takım maalesef. Ama yavaş yavaş inşallah ritmi yakalayacağız. Güzel günler bizi bekliyor inşallah. Yani pozisyonları değerlendirmiş olsak bugün 3 puanla ayrılacaktık sahadan. Ama nasip, kısmet. Bir puan razı olduk. İki takıma da tebrikler. Sizi tebrik ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.